Sağlıklı bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, 2013'te sağlığa yön verenler konulu seri röportajlarımızı yapmaya Medikal'de devam ediyoruz. Acaba 2013 yılı Türkiye'de sağlık sektörü açısından nasıl geçti? Sağlığa yön verenler, sağlığı yönetenler ne düşünüyorlar? İşte bugün de bu konuda Medikal'de Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ı konuk ediyoruz. Şimdi kendisiyle yaptığımız söyleşiyi ekranlarımıza getiriyoruz. ...2013 yılı nasıl geçti? Hem özel sağlık sektörü hem de kamu sağlık sektörü açısından bir değerlendirmesini yapar mısınız? 2013 yılı artık sağlıkta rutinlerin yaşandığı bir sene oldu bana göre. Çünkü uzun senedir biliyorsun, senelerdir sağlıkta dönüşüm programından sonra sürekli de çok sık değişiklikler yaşamıştık. Ama artık sistem oturdu diyebiliriz. 2013 yılında her şeyin rutin olduğu, normal olduğu bir yıl olarak geçti diyebilirim. 2013 yılında sadece son 10 yılki bakanımız değişti. Sayın Recep Akdağ gitti, Sayın Mehmet Müezzinoğlu yeni bakan oldu. Bence sağlıktaki en önemli değişiklik oydu. Biz Acıbadem olarak bakarsak, bizim için de yine normal bir yıldı ama ekonomik açıdan, bütçesel açıdan baktığımız zaman hedefleri tutturduğumuz, hatta bir miktar aştığımız başarılı bir yılı geride bırakıyoruz diyebilirim. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu kuruldu ve 2013 yılında her ilde kamu hastaneler birlikleri oluşturuldu ve buna bağlı olarak devlet hastaneleri de kendilerini reorganize etmeye başladılar. Bu durumun, yani kamu hastanelerinin gelişmesinin özel sağlık sektörüyle kamu sağlık sektörü arasında bir rekabet getireceğini ve rekabetin de sağlıkta kaliteyi daha arttıracağı görüşünde misiniz? Şimdi ben daha farklı açıdan bakıyorum. Birincisi, kamu hastaneleri bizim. Yani hepimizin vergileriyle kurulan, yaşayan kuruluşlar. Ya bu ülkenin değerleri, yani dolayısıyla onları ne kadar iyi yönetilirse ülke ekonomisine o kadar ciddi katkıda bulunur. Bu da bizi mutlu eder. Bu da ülkenin ileri gitmesine katkı demektir. Yani dolayısıyla kamu hastanelerini ben rakip olarak görmüyorum. Kamu hastaneleri zaten yani Türkiye 75 milyon nüfuslu bir ülkenin bütün sağlık sorunlarını, sağlık hizmeti sunumunu özel sektör yapacak diye bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla devletin burada katkısı çok önemli. Ben Kamu Hastaneler Birliği'nin bu yeni yapısıyla veya bu birlik vasıtasıyla maliyetlerini kontrol altına alan, daha verimli çalışacak yapılar haline dönüşeceğini ümit ediyorum, bekliyorum. Ya bizim rekabet edeceğimiz kulvar farklı. Yani biz kamu hastaneleriyle zaten rekabet etmeyiz. Ayrıca kimseyle rekabet etmekten de çekinmeyiz. Çünkü biz işimizi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Herkesten daha iyi yaptığımıza inanıyoruz. Herkesten daha iyi yapmaya da devam edeceğimize inanıyoruz. Onun için bu konuda bizim bir tereddütümüz yok. Rekabet iyi şeydir. Rekabetten insanlar yararlanır, hizmet alanlar yararlanır. Onun için ne kadar rekabet olursa o kadar iyidir ama tabii bunun da etik, eşit koşullarda ve sektörün dinamiklerine yakışan bir rekabet olması da ayrıca önemli tabii. Yeni özel hastane açılmasının önünde bir takım kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar 2013 yılında özel sağlık sektörünü nasıl etkiledi? İstediğiniz her yerde ve istediğiniz sayıda doktorla hastane açmanızın önünde bir takım engeller var. Bu konuda görüşlerinizi almak isterim. Yani şöyle diyebilirim, planlamadan bahsediyorsak planlamanın bence çok doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Ya öbür türlü plansız, programsız her binası olanın veya her parası olanın girmek istediği bir sektör haline geliyor ki ilk başta böyle bir furya vardı biliyorsunuz. Sonra bu planlamayla durdu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ya dolayısıyla
aslında yeni hastane yapmak isteyen yapabiliyor. Yani nasıl yapabiliyor? Ya mevcutu genişletebiliyor veya bir sürü iyi çalışmayan hastaneler var. Daha önceden izin almış olanlar var, ellerinde duruyor. Bunları devre alarak, onların da bir yatırım var, onun karşılığını almış oluyor. Ya yatırım yapabiliyorsunuz aslında, tamamen tıkanmış değil. Tamamen tıkanırsa belki o zaman bir miktar kamu da bunun önünü açabilir, devlet de bunun önünü açabilir. Evet, doktor kadrolarında bir takım sıkıntılar var. Ama şunu gözlemliyoruz. Artık Türkiye'de gerçekten hem sağlık profesyonelleri açısından, ya özellikle hemşireler olmak üzere, hem hekimler açısından sayıda hızla artıyor. Yani sanırım biz bir 3-5 sene daha bu konuda sıkıntı çekeceğiz. Ama ondan sonra her şey rahatlayacak. Çünkü şu anda bazı branşlarda kamuda iş veremediği veya kendi ihtiyacından fazla hekim kadroları oluşmaya başladı. Yani bu işin geleceği nokta, ben öyle sanıyorum ki ileride bize diyecekler ki şu branştan şu kadar hekim çalışmak zorundasınız. Nitekim katlama cerrahisinde bunu yaptılar. Yani katlama cerrahisi yapıyorsanız en az 3 hekim, 2 hekim de bu iş yapılabiliyor. Ama çok olduğu için, bunların istihdam edilmesi için böyle bir yola gidiyorlar. Diğer branşlarda bunlar olabilir. Yani önemli olan bence altyapının sağlam kurulması. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de sağlığın altyapısı doğru kuruldu, iyi kuruldu. Bundan sonra yani çok gerçekten zor günleri biz de yaşadık, kamuda yaşadı, hep beraber yaşadık ama yani bu yapılan yatırımların meyvelerini yemeye başlıyoruz diye düşünüyorum. Yani ülke olarak ve ben kısa bir süre sonra bu konudaki sıkıntıların da çok azalacağını ümit ediyorum. 2013 yılına bir projeksiyon yaptığımızda Türkiye sağlık turizmi açısından ne durumda ve 2014 yılını baz aldığımızda nasıl bir Türkiye olmalı sağlık turizmi açısından? Bunu hem özel sağlık sektörü hem de kamu sağlık sektörü açısından soruyorum. Ya şöyle, Türkiye bu konuda gerçekten çok iyi. Ya ben aslında Türkiye diye konuşurken de diğerlerini çok iyi bilmiyorum. Ya ben ama Acıbadem özelinde baktığım zaman biz geçen sene 2012 yılında ciromuzun %15'ini yabancı hastalardan elde etmiştik. Geçen sene savaş nedeniyle Libya'dan Türkiye'ye gelen çok hasta vardı. Yani bütün özel hastanelerde inanılmaz bir Libyalı hasta sayısı vardı. 2013 senesinde bu hastalar kalmadı. Çünkü orada savaş bitti. Libya Yaralılar Bakanlığı artık o tempoda hasta göndermemeye başladı ve bu sefer sadece gerçekten normal yabancı hastaya döndü iş. Şimdi bu seneye baktığımız zaman biz bu sene ciromuzu %15 artırmışız. Yabancı hasta sayımızı Libya etkisine rağmen, yani o Libyalılar olmasına yine %15'te tutmuşuz. Bu demek ki artış halen hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki Türkiye'ye sağlık turizmi için, tedavi olmak için hangi ülkelerden en fazla hasta geliyor? Ve Libya örneğinin dışında en çok hangi ülkelerden hasta kabul ediyor Türkiye? Yani şöyle diyebiliriz, yakın coğrafyamızdan başlayarak halka giderek genişliyor. Yani her yerden gelen var, Amerika'dan da gelen var, İngiltere'den gelen de var. Afrika'dan gelen var, Orta Doğu'dan gelen var, Türk Cumhuriyetlerinden, Rusya'dan vesaire, çok geniş bir coğrafyadan hasta kabul ediyoruz. Çok gerçekten bu konuda çok iyi de bir ekibimiz var, çalışma arkadaşlarımız var, büyük ve geniş bir çalışma ekibimiz var. Yani dolayısıyla her yere girmeye çalışıyoruz, her yere nüfus etmeye çalışıyoruz. Çünkü biz bu işte gelecek olduğunu düşünüyoruz. Biz de tabii Türkiye'de ki rekabet nedeniyle veya işte bir takım şeyleri, kısmi anlaşma yapıyorsunuz, devletten çok az para alıyorsunuz, maliyetinizi karşılıyorsunuz veya karşılayamıyorsunuz bir takım hizmetlerde. Buradan aldığınız paralarla normal gelirinizi dengeleyebiliyorsunuz. Yani bu açıdan da önemli. Ayrıca bence ülke açısından gerçekten çok önemli. Ülkenin imajı açısından da çok önemli. Siz tedavi olmak için nereye gidersiniz? Sizden daha gelişmiş ülkeye gidersiniz. Ama Türkiye'de çok nitelikli hastaneler var, çok nitelikli İnsan kaynağı var, hekimler var, sağlık profesyonelleri var. Ya bu bizim için gerçekten gurur kaynağı olmalı. Bu Türkiye'nin dışarıdaki referansı olabilecek bir olay ve aslında şunu da gerçekten takdir etmek lazım. Devlet de bu konuda son yılların üzerinde düşünce yapmaya başladı. Bu konuyu teşvik ediyor. Bu konuda yabancı hastaların seyahat paralarının yarısını karşılıyor vesaire.
yurt dışındaki tanıtım giderlerinin bir kısmını karşılıyor. Bunlar da çok önemli. Ben Türkiye'de sağlık turizminin daha da gelişeceğini, hızla artacağını düşünüyorum. 2013 yılında hastanelerin fark ücretleri de aldıkları ilave ücretlerde %200 arttırıldı. Bu sağlık sektörünü, özel sağlık sektörünü nasıl etkileyecek? Daha önceki fark ücretleri %30, 70, 90'lardan %200'lere geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Peki ben size bir soru sorayım Esra Hanım. %200'ü uygulayan kaç tane hastane var acaba? Kaç tanedir? Çok azdır herhalde, değil mi? Ya bakın, yani daha önce %30, %70, %90'dı. Ya biz şunu söyleyeyim, bizim iki hastanemiz dışında diğer hastanelerimizin hiçbirisinde biz SGK ile tüm branşlarda çalışmıyoruz. Dolayısıyla bizi çok ilgilendiren bir şey değil. Biz kısmi anlaşma yaptığımız yerde fark alamıyoruz zaten. Onun için bu açıdan da ilgilendirmiyor. Ama bizim iki hastanemiz tüm branşlarda SGK ile anlaşmalı. Bakın, o illerde bizim dışımızda %200 alan yok. Ki onlarca hastane var o şehirlerde, özel hastane var. %200 almak biraz neyle ilgili o zaman bir hastane açısından? Biraz onu açalım. Bakın, rekabeti de bakacaksınız. Yani bence hiç fark almayan hastaneler de var. Çok az fark alanlar da var. Ama %500, %1000 fark alanlar da var. Yani aslında bana göre serbest piyasa ekonomisinde bu işler böyle yapılmamalı. Yani böyle limitler koyarak değil. Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilk düzenlemesi bence son derece doğruydu. Yani siz SGK ile anlaşma yaparsanız SGK size kaç paraysa onu verir. SGK ile anlaşma yapmazsanız SGK bu hastalık için belirlediği ücretin %70'ini verir. Aradaki farkı hastadan alırsınız veya özel sigorta yaptırır. Hasta oradan alırsınız. Bu hem özel sağlık sigortacılığını geliştirirdi. Yani tamamlayıcı sağlık sigortası dediğimiz gerçek tamamlayıcı sağlık sigortası buydu. Hem bu gelişirdi, hem insanlar istediği yere gidebilirdi, hem de SGK bütçesini daha doğru kullanabilirdi ve kendisiyle bütün branşlarda anlaşmalı hastanelere de daha gerçekçi ücretler ödeyebilirdi. Yani şimdi bakıyorsunuz 7-8 senedir SGK fiyatlarını artırmamış, hatta geri çekmiş, azaltmış. Yani Türkiye'de 7-8 lira enflasyon yok mu? Maliyetler artmadı mı? Bunlara baktığımız zaman bu %200'lerin falan da ben gerçek maliyet hesabı yaparsanız yeterli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tam gün yasa tasarısının son şeklinde artık hekimlere, kamuda çalışan, üniversite hastanesinde çalışan hekimlere özel hastanelerde saat 17 sonrasında, mesai sonrasında çalışmanın yolu açıldı. Ama buna karşılık hekimlerin serbest muayenehanelerde çalışmaları yasak. Buna hekimlerden tepki de var. Yani biz özel hastanelerde çalışabiliyorsak... Ama bakın Esra Hanım, yine yanlış bunlar. Bakın, yanlış yorumlanıyor. Ben bunu Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettim. Saat 17'den sonraki çalışma için ben acıbadem olarak devlet üniversitelerinden bir tane bile hekim almayacağım. Böyle bir talebim olmayacak. Yani merak etmesinler. Devlet özel hastanelerde çalışmasına izin verdi, muayenehanede çalışmasına izin vermedi diyorlarsa, hayır, devlet aslında öyle bir izin de vermiyor. Bana göre devlet yasa gereği bir süresi vardı. Bu süre içerisinde yeni kanun çıkarmak zorundaydı. Bu kanunu çıkarmış olmak için çıkarıyorlar bana göre. Çünkü hiç kimse saat 5'ten sonraki çalışma için minimum 16 bin lira hiçbir hekime para veremez. Tamam, ya dolayısıyla bu şu demektir. Ya devlette çalışacaksın, ya özelde çalışacaksın, ya muayenehanede çalışacaksın. Ya onu da bir şey demiyor. Muayenehane açarsın ama devlet hastanesi çalışamazsın. Üniversite hastanesi. Bence çok doğru bir iş. Herkes yönünü belli etsin. Herkes tavrını belli etsin. Özelde mi çalışacak, kamuda mı çalışacak, üniversitede mi çalışacak? Ama bir yerde, gerçekten bir yere odaklanmalı, bir yerde çalışılmalı. Kanun da böyle çıkıyor. Sanıyorum önümüzdeki hafta çıkmış olacak, bitmiş olacak. Hayırlı olsun diyelim. Bu tartışma artık zaten çok yordu insanları. Birçok üniversiteki hocalar ne yapacağını bilmiyor. İşte kimisi ücretsiz izinli, kimisi bir tarafta muayenehanesi, bir tarafta özelde çalışıyor, kimisi üniversitede çalışıyor. Ya şimdi her şey netleşsin. Herkes de tercihini yapsın. Özelde çalışacak, özelde çalışsın. Kamuda çalışacak da kamuda çalışsın. Ya burada bir ayrıcalık söz konusu değil. İşte ben devlet üniversitesindeyim. Muayenehane açmama izin verilmiyor ama özel sektörde çalışmama izin veriliyor. Aslında özel sektörde çalışılmasına izin verilmiyor. Bunu böyle okusunlar. Çünkü hiçbir özel hastane bu hocalarımıza
5'ten sonraki çalışmaları için ayda 16 bin lira para veremez. Yani çok net. Peki, yorumlarınız için teşekkür ederim. 2013 yılında sağlık değerlendirmelerini aldık sizden. Gelelim sizin sağlığınıza. Peki siz geride bıraktığımız yılda bu kadar hastaneyi yöneten ve bu kadar doktorla iç içe olan bir yönetici olarak kendi sağlık kontrollerinizi yaptırabildiniz mi yoksa ihmal mi ettiniz? Şimdi şöyle, ben önce çalışan demir pas tutmaz diyorum. Ben çok çalışıyorum bir. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Ya saatim yok. Ne kadar ihtiyacım varsa, işin çalışmak için ne kadar süre ihtiyacım varsa o kadar çalışıyorum. Doğru beslendiğimi düşünüyorum. Ya dolayısıyla bir tane sağlığa aykırı bir iş yapıyorum. onun dışında genelde yaşam tarzım uygun. Yani çok şükür iyi bir sene geçirdik. Hastalık falan yaşamadık. Doğrusu bugün öğleden sonra bir tüm vücut MR çektireceğim bu seneki. Benim farklı bir check-up yöntemim var. Yani işte bir tüm vücut MR, bir batın ve kardiyak CT, bir de kan tahlilleriyle bunlara baktırıp varsa bir şey ondan sonra üzerine gitmek gibi bir yöntemim var benim. Peki her yıl bu incelemeleri düzenli olarak yaptırıyor musunuz? MR'ı her yıl yapmıyorum. 2 yılda bir veya CT'yi de 2 yılda bir yapıyorum. Ama kan tahlillerini yılda 2 defa falan yapıyorum. Erkekler genelde kendi sağlıklarını hep ihmal ederler. Sizin bu sağlıkla ilgili kontrollerinizi, randevularınızı kendiniz mi ayarlıyorsunuz? Yoksa genelde hep erkeklerin sağlık koçluğunu eşleri yapar yoksa eşiniz mi ayarlıyor? Bu konuda ben şanslıyım doğrusu. Bir hekimlerimiz, beni takip eden hekimler var. Onlar bu konuda yönlendirici oluyor. İkincisi de asistanlarım. Hepsinin notlarını alıyorlar. Şu tarihte şu yapılacak. Gerçi ben o tarihleri uyuyamıyorum tabii. O söylenen tarihleri bir ay, 2 ay uzayabiliyor ama o konuda rahatım. Önümüzde yepyeni bir yıl uzanıyor. Bizi izleyen kişilere, hastalara, hasta yakınlarına, hekimlerine ve sağlık sektörünü yönetenlere ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz 2014'te sağlıklı bir yaşam için? Ya bir yıl daha geride kalıyor. Bizi zor bir yıl bekliyor. 2014 yılının zor geçeceğini görüyoruz. Bugünlerde bunu hissediyoruz zaten. Yani özellikle ekonomik açıdan. İki seçimin olacağı bir yıla giriyoruz. En az 2 seçim var 2014 yılında. Ya dolayısıyla kırılganlıkların çok olacağı, iniş çıkışların çok yaşanacağı, ekonomik anlamda söylüyorum daha çok, bir yıl olacak gibi görünüyor. Ya inşallah Türkiye bu 2014 senesini başarılı bir şekilde atlatır. Ya Türkiye nasılsa Türkiye'nin bütün dinamikleri, bütün sektörleri de bence bundan az veya çok etkilenir Türkiye'nin genel havasından, ekonomisinden, ortamından. Sağlık sektörü için de aynı şeyler olacak diye düşünüyorum. Bu arada hastalara ve hasta yakınlarına neler söylemek istersiniz? Yani şunu söyleyeyim, Türkiye'de yani sağlık sektörü, sağlık çok iyi yerde. Yani çok son dünyadaki en son teknolojiler kullanılıyor, çok iyi yetişmiş hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz var. Ve artık hastalarımız emin ellerde diyebilirim. Yani gerçekten eskiden işte çare bulamayanlar, hekime ulaşamayanlar bugün herkes hekime çok rahat ulaşabiliyor. Herkes ilaca çok rahat ulaşabiliyor. Yani herkes dünyadaki en son teknolojilere ulaşabilme şansına sahip. Yani gerçekten Türkiye'de sağlık sektörü hem kamusu hem özeli çok iyi noktalarda. Yani dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman hatta birçok gelişmiş ülkeyi biliyorum ben. Yani onların bile çok üstünde bir sağlık hizmeti sunuyoruz biz ülkemizde. Ya bu da gerçekten Türk insanının şansı. Bunu aslında buzluya getiren bu sektörü nerede, ben de başladığım zaman biliyorum nerelerdeydik, bugün nerelerde. Buna katkısı olan herkese, yani yöneticisiyle, iş adamıyla, hekimiyle, hemşiresiyle, laborantıyla, bütün sağlık profesyonelleriyle, medyasıyla. Bu bir takım oyunu. Aslında gerçekten herkese teşekkür etmek lazım. Ve herkese sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu, iyi bir 2014 yılı diliyorum.
Ben de Medikal'e katıldığınız ve bu güzel sohbet için bize de vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Peki, ben teşekkür ederim.